Ey dünyanın milletleri, karşımıza çıkma gafletine düşmeyin. Biz Osmanlıyız. Biz dağları devirmeye geldik. 3 dön sonra arkadaşlar. Evet, dağ dediğim Sina Dağı, Edirne 3 tur sonra şu binayı yapsın. Anıt binasını yapsın. Artık bu dağı kullanmaya başlayalım. Yani bir zahmet. Yeter artık ya. Şimdi dağla alakalı bir ayrıntıyı, dağ derken pardon, dağın getirisiyle alakalı bir ayrıntıyı ben size göstereyim şuradan. Neredeydi? Neydi? Ha, en aşağıda. En aşağıda. Evet. Gördüğünüz gibi bilinen devletler içerisindeki inanç puanı getirisi en yüksek olanlar 2 getiriyor. Muhtemelen bunlar din kuran devletlerden herhangi biri değil zaten. Din kuranları kim bilmiyoruz. Muhtemelen Japonlar falandır. Shinto dinini kurduklarına göre. Japon. Evet, Japon olması lazım. Kore değil ama, değil mi? Baktık mı oraya? Kore değil. Evet. Hoyt. Yanlışlıkla bildim. Neyse. Evet, şimdi burada işlerimizi falan bitirmiştik. Biz hemen bir tur yapalım da görelim bakalım neler olacak. Jak ci się podoba moja oferta? Peki. Elçiliğimizi alalım. Ankara. Ah Ankara, ne kadar zayıf bir şehirsin ya. Edirne de hiç çok daha iyi değil ki. Cengiz Han, evet, elçilik istiyor. Biz de merkezini öğrenmek istiyorduk. Evet, küçük haritada burada göründü. Kim, Persler mi? Temple of Artemis. Aha, gördünüz mü arkadaşlar? Ben bunu yapmaya çalışsam gidecekti kesin. Kim ama? Kim? Belli değil. İranlılar Temple of Artemis'i yaptılar. Yakınımdaki devletlerin hangileri yapmışsa onlar tehlikeli. Onlar tehlikeli arkadaşlar. Aa, bu adam gitmiş, Koreli. Ben şimdi buradan böyle kıyıdan kaçabilir miyim acaba diye düşünüyorum ama. Tehlikeli. Aa, Koreli burada. Koreli, nereye gidiyorsun Koreli? Hadi bakalım. O öyle. Koreli gidiyor, ben peşinden gidiyorum. Ama bu iyi bir şey değil ya. Çünkü eğer bir keşfedebileceğim bir şey varsa, o hani yer şekilleri falan var ya. Ah, ne yer şekli ya. Tarihi harabeler işte. Onları keşfedemeyiz yani o şekilde. Çünkü o önden gidip keşfetmiş olacak. Ha, lan bundan farkı yokmuş. Sadece bu asker sayesinde bu 10 oluyor burası. Abi çok zayıf ya. Bari bu 17. Askersiz hem de 17. Tepede olduğu için. Aa, neyse. Bir tur daha yapalım. Bir Pantheon daha geldi. Pantheon'un sınırı yok. Koreliler de Pantheon'u daha yeni kuruyorlar. Abi Shinto dini ya. Shinto dini nasıl oluyor ya? Aha, bir din daha gitti. Vallahi gitti yani. Ne diyor? Toprak parçası sahip çıkmak. He, diplerine şehir kurduk ya. Tamam abi, kusura bakma. Daha da zaten şehir kurulacak yer yok yani. Olay bitti. Kim? Yine bilinmeyen bir devlet. Allah ya, İslam'ı kullandılar. Yani İslam ismini kullandılar. Gitti. Ne yapalım ya, yapabileceğim bir şey yok. Araplar, gel arkadaş olalım diyor. Kim İslam'ı kurmuş olabilir ki? Araplar mı kurdu? Tabii, birlikte çalışalım dostum. İyi de seninle elçilik yapamadık ya. Dur hemen elçilik kuralım. Belki Araplar kurmuştur İslam dinini. Yani çünkü normalde Araplar seçiyor. Mısırlar olmadığına göre. Dur, elçiliğe de unutmadan hemen şey yapayım. Nerede lan bu? Yine körlüğüm tuttu. Heh, en aşağıdaymış, ben de o yüzden görmüyorum. Arkadaş, bir yazıyı keşfedin lan. Yazıyı keşfedin, seninle nasıl anlaşma yapacağım? Allah. Eyvah eyvah. Abi bu nedir ya? Ne yapacağız? Şöyle bir güneye kaçalım biraz ya. Anam, Milan varmış burada.
Milan. Ne alakalı ne alakalı. Koreli nereye gitti lan? Şimdi bir dakika. Şuraya mı gitsem yoksa Barbar, Barbar sakat ya. Bilmiyorum. Ama bence böyle gidebiliriz ya. Çünkü arada orman var ya. Şunu diyorum. Şuralar orman ya. Bu adamlar en fazla bir adım hareket edebilirler. Yani benimki yer gibi ikişer ikişer gidemiyoruz, gidemiyorlar. Diğeri baltacı gerçi ama baltacının da menzili bir. Yani onu da unutmayalım. Aha, burayı bitirmişiz. Evet, evet, evet. Güzel. Mutluluk seviyesi güzel arttı birazcık. Şimdi kapanın keşfedilmesine ne kadar bir tur kaldığına göre demek ki artık şunları ve bunu ayrıca geliştirebiliriz. Paramız, Allah derim ya, ne kadar 120, uf çok ya. Şunu almıyorum çünkü bunu almak için para biriktiriyorum şu anda. Bunlar bize bir şey demediler değil mi? Ya, dibimize şehir kurma falan yok yok. Dostluk bildirgemiz falan da var. Ben burayı alırım ya. Eğer yetişirsem tabii. Para yetişirse. Şimdi onar onar gelişiyoruz. İyi bir şey. Kültür neresini alacak? Burayı alacak. Bir zahmet artık. Artık al yani. Bence şimdi şuraları geliştirene kadar bence önce burayı geliştirelim. Şu at. 2 üretim 2 yemek getirsin bize. Güzel. Çünkü gayet güzel. Hindistan, Kore, Milan'ı koruyormuş. Evet. Normal. Evet, din kuruldu. Tamam, bir panteon. Kore'ye panteon kurmuş. Evet, şimdi ne alalım? İşçi, göçmen, Stonehenge güzel ama ben bunu da yetiştirebileceğimizi hiç zannetmiyorum arkadaşlar. Bir savaşı daha yapabiliriz. Zayıfız çünkü, çok zayıfız. Bir aslında kaşif bile yapabiliriz. Bunu salarım buradan. Çayır'a salarım. Mevlam kayıra derim. Ya da Afrika'ya aynı şekilde yapabiliriz. Keşfetsin. Ama çok acil bir durum yok yani. Acil durumu atlattık daha doğrusu öyle diyelim. Bundan sonrasını öyle hasbel kadar keyfi keder keşfedecek yani. Kervan yapabiliriz ama şimdi baktığım zaman birkaç tanesi ön plana çıkıyor. Savaşçı ön planda. Kaşif dediğim gibi keyfi keder keşfedecek. İşçi ön planda. Çünkü işçi sadece bunları buraları geliştirmeyecek. Bir tane işçimiz var. 3 tane şehrimiz var. Minimum 3 tane işçiye ihtiyacımız var. Yani yol yapanların dışında minimum 3 tane işçiye ihtiyacımız var. O sebeple işçi mutlaka gerekiyor. Çalma ihtimalimiz yok. Bir tek şöyle bir şansımız var. Şunu aldığımız zaman bir işçi daha gelir. O iyidir. Bir işçi gelir, işlerin hızı da artar. O güzel. Ama onu alana kadar bekleyemeyiz yani. Baksana kaç tur diyor. 13 tur diyor. Bunu alacağımız da kesin değil şu anda. Şu anda değil. Ne yapıyordum? Tamam. O yüzden diyorum ki işçiyi almamız gerekiyor mutlaka. Ben yine de bir savaşçı mı yapsam önden ya? Evet, savaşçı yapalım en iyisi. Evet, savaşçı yapalım. Daha sonra duruma göre bir şeyler değiştirebiliriz. Bir tur daha kaldı. O turdan sonra artık faith yani inanç puan konusunda dağları devireceğiz. Dağları devireceğiz. 8 ya, 8 gelecek buradan. Ama Edirne'nin büyümesine hep engel bu ya. Nedenini biliyorsunuz tabii değil mi? Çünkü yemek ihtiyacı biraz fazla oluyor. Şu anda zaten büyümüyor ya. Yine büyümemeye devam edecek. Bir savaşçımız olsun. Bir dakika bu nereye gidiyor? Evet, kapan da geldi. Fil dişi dışında bu ikisini kullanabiliyoruz. Tamam. Anam bu ne lan? Bu barbar. Beni takip eden barbar. Bir an için tırstım ne oluyordu? Aha bir tane daha. İyi bari bunu keşfedememişler.
şey Koreli nereye gitti ya? Güneye mi kaçtı böyle böyle? Bu tarafa gelmiş olsaydı bunu keşfederdi kesin. Demek başka bir tarafa gitti. Ne bileyim Milan'a doğru mu geldi? Milan bu taraftan gelmiş olsa ya da buradan neyse buradaki toprakları da bilmiyorum ki pek fazla. Neyse abi biz bunu bulduk ya. Üzümü niye bana sorma. Ama şimdi bence yani burada bakıyorum da hepsi önemli abi. Ne yapabilirim ki? Şimdi yol yapmamız lazım. Buraya bir dakika. Bunların turları ne kadar düşmüş böyle? Filozofi hala 16 tur. O biraz çok. Ben diyorum ki şöyle bir seçeyim ben burayı. Buradan ufaktan gideriz. Ufaktan gideriz. Nereye kadar şey olursa. Belki bunu bitirdikten sonra Temple of Artemis'i bu arada kaybettik. Doğru. Onu zaten yetiştirmeyi ihtimal vermiyordum yetiştirmeyi. Bu arada piramitleri yapabiliriz bak. İşçi derdinden kurtulmak için. Ki işçi veriyor. İşçi hızlarını da arttırıyor. Bir de mühendis puanı veriyor. Kültür de veriyor. Ne güzel işte. Hepsi bir arada. Liberty gerekiyor bunu yapmak için. Liberty'yi zaten açtık. Statue of Zeus onuru gerektiriyor. Onuru pek en azından oyunun başlarında kullanmıyorum. İleriki zamanlarda eğer savaş ağırlıklı oynama ihtimalim varsa o zaman onuru açarım. Ama şu an için bunları düşünmüyorum. Demiri ortaya çıkartmak için açmak lazım. Bilmiyorum şunu mu açsak ya? Ya da bir okçuluğu açalım ondan sonra buraya gideriz. Tamam okçuluğu açalım sonra buraya gideriz. En azından piramitler inşa edilirken şey yaparız o zaman o esnada yolları bunu açarız. Daha sonra da Allah kerim. Evet sonunda bu bitti. Şimdi tahıl ambarı ya da kütüphane yapalım. Buranın yemek konusunda sıkıntısı olduğu için ve olmaya da devam edeceği için. Ha, burayı da almışız. Ben şimdi bunu buraya aktarırım. Tahıl ambarı yapalım. 27 tur sürecekmiş. Ama gördüğünüz gibi bir inanç puanı getirisi birdenbire tavan yaptı. Artı 9. Çok güzel oldum. Artı 9. 8 buradan başkentlerinde 1. 9. Şu anda dünyada benden daha fazla getiren yoktur. Bence. Bence yoktur abi. Etiyopyalılar belki getirir diyeceğim. Ya da ne bileyim işte Keltler ama hiç belli olmaz. Şimdi. Burası yine büyümüyor. Bu kervan nereye gidiyor? İstanbul'a gidiyor. Araplar bize kervan göndermiş. Güzel. Bu bize para da getiriyordur kesin. Bakayım. Nereden bakıyoruz? Buradan bakıyoruz. Yok lan oradan bakmıyoruz. Buradan bakıyoruz. Benim de bir kervan yapma şansım var ama. Bana 1.2 altın kazandırıyormuş bu. Aynı zamanda bu bana mı gelen? Bana gelen değil mi bu? Bu onlara giden. Bu bana gelen. Ben geride bir devlet olduğum için zaten. Bilimsel konuda. Evet. Bana 2 bilim puanı getiriyormuş bu. Oo, Allah razı olsun. Peki. Burada yapabileceğim bir şey yok abi. Yani full yemek var burada. Yani başka hiçbir şey yok. Peki kültür nereye alacak? Yani bu böyle saçma bir yere alıyorsun ya. Aslında benim şu an param çok bol olsa burayı da alırdım. Direkt burayı kullandırırdım. Şunu bitirsin hızlı bir şekilde. 3 ya 3 üretim getiriyor. Tabii canım. Ama balık var burada. Perslerin alma ihtimali var mı balığı? Şurada şey var. Vaha var. Yemek konusunda daha iyi. Baksana. Vaha daha iyi. 3 getiriyor. O da alınabilir bir yer. Ama kültür gidiyor. Bir sürü elimde bulunan karelerden bir tanesi. Bir benzerini daha alıyor. İşte bir geldiği için de bekle Allah bekle anasını satayım. Bu ne ya? Neyse. Ama böyle bu işler işte. Yapacak bir şey yok. Evet. Bu da keşiflerinin sonuna geldi. Buralar çıkmaz sokak kardeş. Hiç gelme. Hiç dolaşma buralarda. Aa, bu ikincisini de almışız bu arada. Gandhi. Klasik çağ girmiş. Herkes çağ atladı ya neredeyse. Bayağı bir çağ atlayan var. Atina gibi böyle küçük şehirlere sahip devletler kaldı sadece. 9 mutluluğumuz var. Ve bakalım daha neler. Abi şu
sınırı görüyor musunuz? Mısırların şu sınırını. Adamlar bu tarafa doğru. Haydi Bismillah. Ne verdi? Çevre hakkında harita. Allah cezanı vermesin. Ne yapayım ben haritayı? İşe yarar bir şey vereydim. Neyse buradan artık bir yerlere gezeceğiz artık. Bunu keşfedelim. Birazcık doğuya doğru gideceğiz ya. Biraz güneye, biraz doğuya böyle böyle. Kuzeyi çünkü tam dipte olduğumuza göre demek ki buralarda çok fazla yer olmayabilir. Şey diyordum ben. Mısır'ın şu sınırı var ya. Bir adım bu tarafa daha giderse hemen parayla şunu alıyoruz. Bunu söylemiş miydim daha önce? Söylemiş olabilirim. Olmayabilirim. Tamam. Savaşçımız gelsin bakalım. Sonraki tur. Sonraki tur. Sonraki tur. İşte tam Konstantinopol'da 6 nüfus. Oğlum Atilla'nın manyaklığına bak. 8 nüfus ya. Biz daha 5... Ben tırstım. Kim? Uzak bir ülkede kırılmış Stonehenge. Lan, hiç yetiştirme şansımız yok bunları ya. Bunları yetiştirmeniz için başlangıçta yeni şehir kurmak gibi bir derde fazla yüklenmeyeceksiniz. Başkentinizi çok seri ve hızlı bir şekilde büyütmeye çalışacaksınız. Eğer böyle bir şeyi yapamazsanız, başkenti yeterince büyütmeyi başaramazsanız, Allah, o ne lan? Hem de dibindeyim ya. Kıçının dibine girmeden göremedim lan ben bunu. Paramızın biri gitti. Bu ne? Sen de bulunmayan şeyi istiyorsun yani. Her tarafta bir sürü çeşit kaynak var. Şunu iste bari lan. Şu anda kullanmıyoruz, elimizde yok. Bunu iste, hemen işçiyi göndereyim, gelsin getirsin. İstediği şeye bak. Başkentimiz av hayvanı istiyormuş. Yani av hayvanı yani. Anlarsınız işte. Allah Allah. Evet. Tamam. O zaman devam. Okçuluk geliyor. Ya benim şu kaşife bir şey olmasa orada biraz yani yüzdük kuyruğuna geldik. Orada sıkıntı yaşamasak diyorum. Bu ne ya? Nasıl bir çevirim? Ya ama olmamış be abi. Tamam, çevirini senin beğeniyordum ama okçuluk geldi. Savaşçıyı yapmışız bu arada. Abi bu tırstırıyor beni ya. Adamlar bana geliyor galiba. Tamam, biz bunlarla dostluk anlaşması yapmamış mıydık? Bence yapmamıştık. Daha yazıyı bile keşfetmemişler. Eğer şeyimiz yoksa, bir dakika, info dikten yeniden bakıyorum. Lan dünyanın en güçlü devleti lan o. Yandık. Baksana 53 bin. Ben neredeyim? Yokum ben. En aşağı 15 bin mi? He, 12 binlik 15 oldu. İşte. O zaman abi, ben biraz daha asker kasacağım. Şöyle gelelim. Dur bir abi. Ha, bu saldırı yemedi. İyi. O zaman hemen kaç. Oo, işte bu tatlı oldu be. Hala yolumuz da var, değil mi? Haydi Bismillah. Ne diyor? 60 faith daha din puanı. İnanç puanı. Bu arada da hep bu geliyor ya. Kaç daha lazım? 100 daha lazım. Ne kadar sürecek acaba? Yani artı 9'dan 100, yani işte aşağı yukarı 12-13 tur mu ne? 12 tur falan sürer herhalde. Bu çeviriler garip geldi bana. Bilmiyorum, birileri kınamış galiba. Kınama mesajı olabilir bu. Çeviriden çok anlayamadım ama. Burası deniz ya. Evet. O zaman neyse, bir bakalım ya. Nerede olduğumuzu bir az çok tahmin edebiliyorum ama.
Ama nerede olduğumuzu tahmin etsem de yani şeyin sınırına gelmişizdir bak. Burası şey olduğuna göre, Arabistan Yarımadası olduğuna göre şurası. Bu da herhalde Asya'nın sonları gibi bir şey. Nerede üretim seçiyorum? Heh. Şimdi okçu yapalım. Her ne kadar zayıf da olsalar okçu okçudur yani. Savaşçı. İşçi yapmayacağım maalesef. Duvarcılık. Aa, duvar yapabiliriz bunun sayesinde. Evet. Tamam. Bu arada ben burayı alabilirim artık. Ama yok alamıyormuşum. Daha hala alamıyormuşum. Tamam. O zaman yine aynı şekilde devam edelim. Panteonlar devam ediyor. Bütün panteonlar ya da 37 devlet panteon alana kadar devam edecek ya da bütün panteonlar bitene kadar devam edecek. Onlar da klasik çağa girdi. Allah aşkına Hunlar bana saldırmasın ya. Polonyalılarla ittifak yapsak diyeceğim. Çünkü en zayıf devlet benim şu noktada. Burada bu şehir büyümedi mi ya geçen tur? Neyse. Demek yanlış hatırlıyorum belki. Semerkant'a artık görev vermeye başladı. Ama nasıl ya? They want you to denounce the Huns. Hunları kınamamı istiyorlarmış. Bir ilişkiler zincirine bir baksak nereden? Şuradan bakalım. Evrensel. Abi hiç mi şeyleri yok? Bizimle dost ama diğer şeylerle alakalı değiller mi ya? Nasıl olur? Buralarda çok yazı olurdu böyle bir sürü. Da belki de erkendir. Dindarlık mı? Hadi canım. Bunlar dindarlık açmışlar. Gelenek, onur, dindarlık, dindarlık, gelenek, gelenek, özgürlük. Bir bunlar özgürlüğü açmışlar. Onur, özgürlük, dindarlık. Her ikisinde birer tane açmış. Bir dakika. Özgürlük açan kimdi? Darius. Bu geleneğe kasmış. Zaten mantıklı. Adamların özelliği bu. Bu da gelenek, bu da gelenek. Özgürlük açan... Yani en azından bunu görebiliyor. Özgürlük açan bir tek şey vardı. İranlılar, Persler varmış. Bir de ben varım. Ben geleneği de açtım ama o listede tabii gelenek olarak görünmüyor. Şeyle muhtemelen aynıyız. İran'la. Bu ne demektir? Piramitleri bir tek onlar yapabilir. Şu bilinen devletler arasında tabii. Neyse ya. Ne yapabilirim ki başka? Geleyim böyle de. Ne bileyim bir sınırda duralım. Bir şey yapalım. Şu tepeye çıkalım bakalım. Çevreyi daha iyi görebilecek miyiz? Haydi bir tur daha. Çağ atlıyor millet ya. Biz daha neredeyiz? En büyük gelişmeyi tabii ki casuslar çıkınca sağlayacağız. Çünkü casuslarla birlikte milletten, diğer devletlerden teknoloji çalmaya başlayacağız. Onu biliyorsunuz tabii. Evet, bayağı bir devletle tanıştık. En azından bu bölgede. Aslında Avrupa tarafına gitsek diğer devletlerle de tanışacağız ama mesela İngiltere'yi bilmiyoruz. Başka İspanya'yı bilmiyoruz. Adamlar gelmediler bu tarafa. Gelemediler daha ziyade. İşçi getirmiş buraya. Bunun saldırmaya niyeti olmayabilir. Ama işçinin ne işi var burada o da aynı mesele. Evet. Şöyle gelecektik. Aha! Allah barbar vardı günde. Okçu barbar. Ama biz bunu alabilir miyiz? Almamız lazım. Nasıl yapacağız? Okçu ağzımıza eder vallahi ya. Güneyde ne var? Arazi var.
şöyle gidelim. Uzaklaşalım barbardan. Ankara büyümüş. Güzel. Bu da bize ekstra para getiriyor. Bunun büyümesi giderek yavaşladı tabii ki. Maalesef. Bu ne? Savaşçı. Tamam. 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 Başkent de büyüdü. Bu arada ben buna bir şey yapmadım. Büyüdüğü halde. Ne yapalım? Üretimi arttıralım mı? Şu üçü zaten sabit. Değiştirmiyorum. Şunun yerine aslında buraya getirmek lazım. Ama bu üretimi en azından kısa bir süre için. Bu ne kadar sürecek? Bir tur. Ha. Oldu da bitti. Hemen zaten otomatik oraya geçti otomatikman. Çünkü iki yemek var yani. Üretim de ekstra geliyor. Ekstra. Ben burayı çalıştırırsam o da bunu bu şekilde gelecek. Yani 2 yemek 3 altın. Üretim kayboluyor ortadan. Burası da muhtemelen öyle olacak. Pardon. Burada üretim kalır. Ya, peki ne olur ben geliştirince? Bir altın gelir değil mi? Bir altın gelir buraya. Şimdi ben ama tabii ki ben buradan şeylere geçeceğim. Şuraya yemek kaynaklarına. Tamam o zaman. Tamam. Devam edelim. Bir dakika. Sina daha. Bu gelişemedi henüz. Buranın büyümesine daha 7 tur var. Ama büyüse de bir işe yaramayacak. Tamam anlaşıldı. Buna yetiştik bu arada. Alayım mı almayayım mı bilmiyorum ya. Çünkü bir yandan da savaş geliyor. Sakata geleceğiz gibi geliyor bana. Aldım. Hadi aldım. Anadolu'nun yarısı benim, yarısı Bizans'ın gibi bir şey. Umarım Bizans şey yapmaz. Aa, settler çıkartmış. Nereye kuracaksın ki? Avrupa'ya falan gitmen lazım ya da Afrika'ya. Allah cezanı vermesin. Gelir buraya kurar şimdi bir şehir ya. Zaten Yunanistan'a baksana. Adamlarda gıda eksikliği o had safhaya ulaşmış ki buraya uzanmışlar. Allah Allah. Yalnız hakikaten bu adamlar setleri tamam denizden götüremezler şu anda götüremezler ama yakın gelecekte götürebilecekler. Adam setler da üretti, işçi de üretti. Allah Allah. Yani burası bence en tehlikeli bölge. Burada kesin bir şehir kurabilirler. Kesin bir şehir kurabilirler. Bir ihtimal yani ya. İhtimal nasıl kesin olur? Evet. Yine okçuyu da bu tarafa doğru göndereyim. Abi bu barbar okçu olmasa şunu alsaydık. Ana burası ne böyle ya? Bir şey. Anam burada da varmış. Oğlum buralara kimse uğramamış ya. Hakikaten uğramamış. İyi bakalım bunu alalım o zaman. Şimdi bir okçu daha yapalım mı? Ya da işçi yapalım artık. İşçi. Okçu, işçi. Bir dakika. Askeri gücümüze bir kere daha bakalım. Gerçi okçu daha yeni geldi. Boşuna bakmayalım çünkü aynıdır. Bence bir okçu daha yapalım. Yapalım abi. Sıkıntımız çok. O yüzden bunları yapmamız lazım. Bunlar bize saldırırsa tek yapabileceğimiz kendimizi savunmak olacak. Allah'tan şöyle bir şeyimiz... Allah oğlum din gidiyor. Vallahi billahi din gidiyor. Tamamdır. Din gidiyor. 3 din oldu ya. 7 dinin 3'ü gitti sanırım. 4 mü yoksa? Bir bakalım. Tur bitsin de. Ama az kaldı ya bizim de. Yolumuz çok uzun değil. Önemli olan başlangıçta kuralım. Ama sıkıntı da şu biliyor musun? Şeyler gidiyor. Özellikleri kaybediyoruz. Kim bilir neler kaçtı elimizden şimdi. En çok çalışan devletler. Bu ne anlamına geliyor? Ha, üretim kapasitesi anlamına geliyor. Vay be. Birinciler bizim tanıdığımız devletlerden çıktı. Tanımadıklarımız o kadar iyi değiller. Biz neredeyiz? Yapma. En dipte miyiz? Yok iyi. 27. En azından 37 değiliz. 37 kim lan? 3,5 üretimi var. Biz 5. Biz çok iyiyiz sanki. Maşallah. Çok iyiyiz. Puan aslında bu. Şey değil yani.
Aa, duvarcılık geldi. Güzel güzel. Duvar iyidir. Bu buraya geldi. Buraya kampı yap bakalım. Bir dakika, ne olacak? Bir üretim gelecek. Sadece bir üretim. Yemek miktarı gelmiyor yani. Ama abicim ya, yapmasaydım bunu ya. Ben yemeği de arttırabiliriz diye düşünüyorum. Neyse ya, yapsın. Üretim de artarsa güzel olur tabii ki. Bu okçuyu ben burada tutayım o zaman. Çünkü çok bir işe yaramayacak. Buralara giderse. Ya da böyle mi götürsek mesela? Ha, dur. Aklıma başka bir fikir geldi. Şunu böyle alalım. Dur ya. Tamam ya, gel. Önce kâşife bakalım. Heh, dur, bunu alacaktık. Haydi bismillah. Oo, nüfus. O da güzel. Ne geç bile olsa nüfus iyidir. Başka bir şey yok. Sen böyle gel o zaman. Bir sınır koruması tarzında bir şey yapıyorum. Sınırımız, ben şunu diyecektim. Allah'tan burası dar bir alan. Bu adamların da buradan ulaşmak gibi bir ihtimalleri zor. Yani var ama yani en azından bütün ordularını paldır küldür buradan böyle getirmeleri biraz zor olabilir. Ama getirirlerse de bizim Ankara sıkıntı yaşayacak. Ama yani şimdi yapay zeka acaba şey düşünür mü diye düşünüyorum. Kısa yol burası olduğu için buradan gelmek falan. Eğer gelirlerse aynı 300 Spartalı olayı gibi şuradaki dar alanı savunmak yeterli olacak benim için. Tabi dar alanı savunmak yani kolay gibi görünebilir ama o kadar da kolay değil. Şimdi duvarcılık bittiğine göre tekerleği keşfedelim. Gemiciliğe de gitmemiz lazım. Ha, işte her şey lazım biliyorsunuz. Bütün oyunlarda öyle, her şey lazım ama bir türlü gelmeyecek. Ya da gelemeyecek, ne bileyim ben. Aa, burayı kendi aldı. Aferin sana. Yapay zeka. Aferin sana. Şimdi bir okçu daha yapıyoruz ya, arkasından kervan yapalım. Ya da işçi, her neyse. Bir devam edelim. Son turlarımızı da yapalım. Evet. Bakalım bu ne yapacak ya, merak ediyorum. Görebilecek miyiz onu da bilmiyorum da. Yani çünkü denize açamaz. Buradan gelemez. Hiçbir yere gidemez yani. Settler ürette kaldı bu. Ana, büyük handikap değil mi? Bildiğin gelişimlerini engellemişiz ya. Şimdi farkına vardım. Yani şuradan geçemedikleri sürece benden geçiş izni alamayacaklarına göre bu çağda. Bu kim lan? Polinezya mı? Oha! Polinezya! Sen nasıl geldin? Nereden çıktın ya? Neredesin? Nerede beni gördü ya? Adama bak. Polinezyalı. Polinezya nereye, sen biliyor musun? Pasifik okyanusunun ortasında bir yer. Pasifik yani. Şey de değil. Aa, benim kâşifi görmüş olabilir değil mi? Evet. Mantıklı. Aha evet. Kâşif. Lan bu gider şimdi bunu alır lan. Geri dönelim bence. Burada bir şey var mı? Bence yoktur ya. Bu Asya'nın sonunda böyle bir çıkıntı var ya, bu odur kesin. Bence bir şey yok. Gel gidelim abi. Ölümüne dalalım. Okçu da bizi şey yaparsa. Orada barbar okçu var ya. O bizi de şey yaparsa. Saldırırsa da saldırsın. Öldürsek de ölelim. Zaten daha alacağımızı aldık. Kaç tane alacağız daha? Daha ne kaldı ki? Burada harita bitti zaten. Bundan sonra keşfedilecek fazla bir şey de yok. Ortalıkta barbar çok. O yüzden yapacak bir şey yok. Şimdi bir ufaktan bir planım var ama bu şehirler çok küçük olduğu için o planı uygulamak biraz zor olacak. Özellikle de o planı uygulamak için bana gereken teknoloji şu. Şu optiği açmak lazım. Şimdi o planı açıklıyorum. Ya da bir dakika ya. Arkası sonra yapalım da bir sonraki bölümde açıklayalım. Hadi bakalım. Hadi merak edin siz bakalım. Tamam arkadaşlar. Görüşmek üzere.